Hamilelik döneminde ailenin çocuğun da yarık dudak damak olduğunu öğrenmesi veya doğumda bunun ortaya çıkması ailede büyük bir travmaya yol açıyor. Ve bu travmayla beraber doğum sonrası ne yapılması gerektiğini veya ilgili hekimlere ulaşmak da bazen problem olabiliyor. Özellikle bu korona dönemlerinde. Bugün yarık damak dudak ve Pierre Robin sendromu ile ilgili konuşmak istedim. İlk önce yarık damak dudakla ilgili hep internette videolarımız var. Amacımız Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde bu tarz hastaların tedavi yapılabildiğini herkese duyurmak. Üniversitemizde ağır vakalara öncelik sağlanmakta. Bunun için sendromlu olan çocuklar veya yarık dudak damak olan çocuklara ve yetişkinlere herhangi bir sıraya sokmadan tedavide öncelik sağlamaktayız. Yine başka bir problem olan Pierre Robin sendromunda damakta 1920 yılında Pierre Robin tarafından bu Pierre Robin sendromu adlandırılmış. Damakta yarık olabiliyor, alt çene çok geride olabiliyor ve dilin konumunda problem olduğu için çocuğun beslenmesinde ve yattığında dil geriye kaçtığı için nefes almasında büyük problemler oluşabiliyor. Pierre Robin sekansına sahip olan çocuklarda çocuğun daha rahat beslenebilmesi için dili önde tutan apareyler var. Bu apareyler dilin geriye kaçmasını %100 engellemese de büyük bir oranda çocuğun uyurken dilinin geriye kaçmasını engelliyor ve çok daha rahat beslenmesini sağlayabiliyor. Korona sürecinde hizmet vermeye devam ettik. Amacımız sadece Uşak bölgesindeki hastalara hizmet sunmak değil, bütün kapımız Türkiye'deki bütün hastalara açık. Eşimin adı Baharkan. Biz İstanbul Sancaktepe'de oturuyoruz. 4 yıl çocuğumuz olmadı. Sonra çocuğumuz oldu. Bu da Pierre Robin sendromu çıktı. Yumuşak damak yarığı var, bir de çenesi geride. Dili küçük, boğazına kaçıyordu. İstanbul'da bütün hastanelerde araştırdık. Bütün Türkiye'de araştırdık. Hatta Almanya'ya kadar bazı yerlerde bazı hastanelere ulaştık. Bazı ailelere ulaştık. Yani çok nadiren bulunan Pierre Robin sendromu biz anladık, böyle bir hastalık var. Sonra Allah razı olsun Serap Hanım'la tanıştık. Serap Titiz, Uşak Diş Fakültesi Hastanesi'nden. Onunla iletişime geçtik işte. Buradaki bazı doktorlar Borobel'le iletişime geçtik. Buradaki yoğun bakım bütün hemşireyle iletişime geçtik işte. Oradaki Göztepe'deki hastaneden, Medikal Park Hastanesi'nden bir şekilde Serap Hanım'la iletişime geçerek organize ettik ve buraya geldik. Bugün ikinci günümüz. Allah razı olsun Serap Hanım'dan. Biz de birkaç aileyle bizi görüştürdü. İşte bu yarık damak, dili küçük, çenesi gelişmeyen çocuklarla, ailesiyle. Buraya geldik, şimdi ikinci günümüz. Hemen plak, aparat hazırlandı. Serap Hanım sağ olsun, iki gündür bayağı bir ilgileniyor. Belki 10 sefer gitti geldi. Allah razı olsun kendisine. Cerrahi öncesi şekillendirme, estetik sonuçlar elde etmek için çok önemli. Bu durum özellikle çift taraflı yarıklarda daha da büyük önem taşıyor. Çift taraflı yarıklarda o çıkık olan kısım geriye alındıktan sonra burnu şekillendirmek için burnuna bu gördüğünüz aparattan eklemeler yapıyoruz. Bu aparatın hem çocuğun daha rahat beslenmesini sağlamakla beraber burnun da şekillenmesine yol açıyor.